Evet efendim, az önce Günür'ü göremedim. Oradan diyorlar ki ne, ben tamam da gözümde gözlük vardı yani. Göremedim yani. Evet efendim. Şu anda bakalım kim gelecek? Şengül, Zümrüt, Günür. Günür'ü göremiyorum. Günür diyor ki ben buradayım. Göremiyorum efendim dedim. Evet, Zümrüt Cansel hanımefendi, astrolojimiz geldi. Şey yazarsa bakalım efendim. Sibel, sesimi alıyor musun? Şu an görüyorum. Günür az önce görmüyordum ya. İyi akşamlar efendim. Merhabalar. Merhabalar efendim tekrardan. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim siz de aynen öyle. Günür. Günaydın. Günür. Özür diliyorum da Günür beni biliyor. Hani ben görmediğim bir şeyi. Hay Değil mi Berlin Günür? oy. Oy oy. İyi akşamlar Sunflowers. Bilmiyor musun ben tabii ne oldu bilmiyorum hayatım. Evet. Kim vardı başka burada? Şengül Hanım vardı. Kim? Şengül vardı. Ha, Şengül Şengül. Hanım Şengül Hanım'a da Konunuzda Türkiye'de işte dolandırıcı olarak görüldüğümüzdü Zümrüt Hanım. Evet Türkiye'de hemen Hollanda'da Avrupa'da bizi dolandırıcı olarak görüyorlar. Çünkü Türk insanı çok dolandırıcılık yapıyor. Evet. Bak doğru şey söyledin. yapan Demin virgül ben. o konuyu konuşuyorduk. O konuda sen de anladın. Türkleri istiyorsan Sibel konuşalım. Boş boş konuşmayalım. Alırsın gelince Şengül'ü. Şimdi arkadaşlar istediğin kadar modern olalım. Benim ablam bakın 66 yaşında. Hakikaten benim gibi böyle biraz bozulmuştur. Ya şöyle bacağının üzerinde kısa etek giyer. Bak çoluk torun sahibi ablam benim dizinin üzerinde giyer. Almanya'da burada Münih'te. Yeni emekli oldu gitti Türkiye'ye. Şengül Hanım da geldiler efendim. Bak ablam öyle giyindiği halde Alman arkadaşları var. Bir gün ben de buraya geldim. Onlarla yemeğe gittik Almanlarla hep beraber. Kocası falan ablamın. Kocası çok ileri görüşlü. Ve inan yani hep böyle ayrıcalık yapıyorlardı grubun içinde. Bize Türk'üz diye. Münih çok tutucu bir yer. Münih. En büyük Almanya. Dedeyer gibi. Yani hep böyle ayrıcalık ya. Bak ablam derdi. Bak beni ne kadar beğeniyorlar. Ama Seni değerli. niye? Zümrüt Hanım niye yapıyorlar? Bizleri şey görüyorlar böyle yani yanlış, hırsız, dolandırıcı, aşağılık. Yaptığımızdan dolayı oluyor bu. Bu Ben işleri Müslüman bence yaptığımızdan dolayı oluyor. Gülnur bence Müslümanlık dininden galiba oluyor. Müslümanlık dini O da biraz kötü şey olabiliyor. Ama Türklerde çok yani ortalığı karıştıran bir vatandaşlar yani. Türkler ne kadar bak ablam modern demek istiyorum. Ben ki o zamanlar sahneye çıktım yıllar kucağımda köpekle o kadar güzelim ki tam bir Japon gülüyüm. İnan yemin ediyorum o grupta bizi hep şey gördüler ablamla bizi. Türküz diye. Yani Yani ben, ikisi de bizi var. Yani ayrı ırkçılık gördüler var orada ama kimisi. Türklerin de dolandırıcılığı da var yani. Zümrüt Hanım Aynen sanırım öyle. ikisi Aynen öyle. birlikte. Hem Türk dolandırıcılık var hem de ırkçılık olduğu zaman yani burada bu Türk konuşuyorum ben gruptayım. Türk kadınların çekirdeğinden bahsediyor bana Hollandalı kadın. Evet. Utandım. Türk kadınları çekirdek yiyorlar parklarda ve kadın gelmiş bana bunu söylüyor. Evet.
Her tarafı kirletiyorlar. Yani Aynen öyle öyle. Ay burada öyle parklar evet çok pis çekirdek. Araplarla Türkler. Aynen öyle. Ya çoğu Türkler Türk diyorlar. Türkler yapıyor diyorlar ki çoğu Türkler Ay, yapıyor. Yani hırsızlıkta bir numara İtalyanlar. Nasıl? Hırsızlık konusunda Türkler o kadar ön planda değil, Araplar ön planda. Araplar ön planda, Türkler şimdi bir nebze iyi de kalıyor. Onu da çünkü ben çok gezdiğim için görüyorum. Almanları ben seviyorum. Hep Almanlarla konuşuyorum. Genelde Arapları şey görüyorlar. Hırsızlık önde bir numaralı. 2 dakikada götürürler. Faslılar hırsızlık Türkler önünde o o. yüzden biraz daha geride kalıyoruz hırsızlık yönünde. Ama hırsızlıkla görülüyoruz. Onunla da görülüyoruz. Ama bir nebze öndeyiz biraz. Daha bir şeyiz. Gerideyiz. Yani bir şey gerideyiz. Bir adım gerideyiz. Oysa ben hep seni sevdim. Bazen gülsem, bazen ölsem. Seviyorum diye beni aldattınız. Yalan, yalan yıllar. Ya Jason. Yalan. Yalan, yalan, yalanlar değerli insanlar. Şimdi Şengül'de sıra. Hadi solistim. Baba. Bak şimdi Aşık senin sesine ve bakın. Kadın sesi, Lubunya sesi. Olmazlar. Yunus bir Hadi. dinle. Tamam. Şengo'yu. Okey. Bir dinle. Saldır Şengo. Kafana göre saldır bir şarkıya. O aklıma gelince okurum şimdi. Aklımda yok ki şarkı. Aa, Yunan'ın hatırı da mı yok? Aklımda şarkı yok diyor maalesef. Bir şey olay değil yani. Yok. Şey var Burhan tabii, aklımda sen, fikrin de sen, bilmem Anlatır. ki Sen nasıl söylersen, söylesen. söylemez. Ha, Burhan Bergen'den söyle. söyler. Aklımda sen, fikrim de sen, onu güzel okuyun. Ha, öyle mi? Bayram Yemin. Şenko'dan. Ha, öyle mi? Bak nasıl Bırak biliyorsun ya içinden gelen Türkçeleri. olsun. Durmayın. Okursa şey yok yani bu Tabii hatır ki kalır bazen meselesi değil. tiksiniyor Canın insanlar isterse. herkes dinleyince. Ama ben yok. Yani yayında rahat ol. Burası şey değil yani biz bizeyiz. Evet. Bergen'den okudum. Şengül şu anda şey yapıyor. Arkadaşlar o zaman konuya girelim. Arkadaşlar 62 kişiyiz. Lütfen takip alalım. Bugün mutlu Ulan. günümüz. Gülnurcuğumla Tabii ki Sibel'cimi bir arada görmeye mutluyuz efendim. Her günümüz mutlu olsun Sayın çalışacağım. Arkadaşlarım. Tabii ki. Bugün Gülnur'u ben burada bu şekilde görmekten çok gururlandım. Ve Şengül'ü de zaten hayvan severek benim kalbim. Sibel zaten ne için ne derse desin gene saydırdı. Umurumda bile değil. KKK yaptım dün Tamam akşam. da. Gülnur Ama Sayın. ben kazandım. Sustum, Ama ağzımı kapattım. farklı Bakın ben istiyorlar. kazandım. Doğrultular. Şengo'dan. Şengül'den. Yıldız. Burada ben görüyorum. Şarkı istiyor hayranların. Şengül 61 kişi var. Tam bugün patlama günün senin. Evet efendim. Habib abla hoş geldin. Vallahi ben ne mutluyum. Uzun zaman oldu solistim. Sizinle de şey Tabii yapamadık, tabii. görüşmedik. Güzel oldu. Tabii Dediğim tabii gibi. ben zaten yayına geldim dedim Şengül'ü şey Gülnur'u da şey yap bu konular dedim şey olsun bir an önce görelim bir arada olalım dedim. O Evet. olayı demek ki unutmamış o gece bak uyguladı bugün. Bir Ha. araya geldik. Tabii ben Şengül Hanım'ı çok tanımıyorum. Böyle bu ikinci ya da üçüncü defa bu şekilde Evet efendim. görüşmemiz tabii. Sizi kadar tanımıyorum. Senin Estağfurullah. Zaten ben seni yıllardan beri tanıyorum. Sibel'in Efendim. Bir sayesinde. şey söylemek istiyorum. Çok Evet. kısa. Sevgili Alev Hanım İngiltere'de yaşıyor. Şengül Hanım'a yarın bir miktar para göndereceğini burada
söyledi. Çok uzun zamandır takipçim. Evet, şey yapar. İstediğimi yapar. Bana yapmaz ama sana yapar. Kızım oku, beni dinle. Şengül gel beni dinle. Bugün senin patlama günün. Berde tamamlanacak. Oku sen beni dinle. Hadi bakayım. Berde tamamlanacak. Allah'ım akıllı. Ben de açık dobra konuşan bir hanım insanım. Şengül Hanım'ın son videosunda izledim ve yani ona benim inancım ve güvenim pek kalmadı efendim. Bilmem bunu kolletiyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. O insanların parasını aldın ama bence bunu söylememiniz lazım Şengül Hanımcığım. Artık bu konuda boş bir durum. Çünkü bu konular sizi aşar. Beni aşmaz. Beni aşmaz. Beni hiçbir konu aşmaz. O konuların öncesi var. O konuların sen öncesi var. Şeylerden para alıyorsan götünü siktiriyorsun. Yani kolezim diyemezsin. Lütfen rica ederim. Hayır, ben böyle düşünüyorum. Sizi aşar. Yani, sen beni aşmaz. Sen kimsin? Senin beni ne aşıyormuş? Yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Sen o insanlardan, geylerden para alıyorsan ki biliyorsun geyler birbirlerini kolyeler adamlar. Bana iftira atmaları da gerekmez ama. İftira değil ama sen yayında öyle diyorsun. Evet, onlar da bana iftira attı ama. Ha, sen sinirlendin ondan mı söyledin öyle? Ben şahsa yönelik söyledim. İftira atan kişiye söyledim. Okey, herhalde o zaman sinirlendin, öyle konuştun da bu insanlar gay hayatı, bunlar orayı izah edemedi Şengül. Şimdi orada birisi buna herkes birbirine her gün daha çok kötü laflar ediyor, olay bana dönmesin. Yok sana dönmesin de ben şaşırdım yani bana göre bir insanın parasını alıyorsam ve bu insan gayse bilmem ne yapıyorsun diyemem yani. Türkiye'de bu çok oluyor. Yaşlıların paralarını alıyorlar ama yaşlıları sevmiyorlar. O zaman parasını da almıyorlar. Biz o konuyu konuştuk. Konu bitti. Ha, ama o nereden geldi ola? Bir şey oldu da ondan sonra sen orada demiştin onu. Evet. Bir şey oldu, orayı hatırlamıyorum sen. Şimdi beni kötülüyorlar. Çocuğum varmış, cezaevindeymiş. Uyuşturucu kullanıyormuş. Mamaları. Ben bunun yarasına indiler. Sen de konuş Şengül Hanım. Ben de korkar. Ben kendimi biliyorum. Tabii. Hayır, bu da tabii şey çok biliyorsun sen. Sen çok biliyorsun. Günlür konuşmuş, haklıymış. Nereden biliyor? Konuları biliyor mu? Her gün bizim içimizde mi? O yok. Orada. İkimiz orada... olmama gerek yok hanımefendi. İkimiz olmama gerek yok. Çok var. İlk yanınıza girdiğinizde beraber konuştuğumuzda beni sevdiğini söylemiştiniz. Geylerden para alıyorsan öyle geylerden konuşamazsın. Geylerden para alıyorsan geyler, benim ağzıma dökmeleri gerekmez. Sikerler. Bu iş böyle. Aha. Ondan para alıyorsan öyle konuşamazsın. Ben konuşurum. Haklı olduğum mevzuda konuşurum. Okey. Ben de fikrimi söylüyorum o kadar. Bittim. Ben de bittim. Fikrini söyledi. Sen de orada ne bir şey oldu da ondan demiştin. Orayı hatırlamıyorum. Ben senin söylemeni istedim. Orayı hatırlayamadım ve neden dediğini söyleyecektim. O kısmını almışlar. Orayı koymuşlar işte. Öncesini koymamışlar. O da kimle yayına girdiniz? Kimdi? Dur bakayım. Kimdi? Birisiyleydin. Kimdi orada? Yanında biri vardı. Sen biriyle yayına girdin ama kimdi o? Şey ben Amerika'dan arkadaştı. Ben hatırlamıyorum, unutuyorum hep. Bilmiyorum yani orada yani dikkatini çekmiş Gülnur'un. Yani onu demesen ya iyi olurdu. Çünkü Gülnur'u çok tanıyorlar. Tekten olur. Ben konunun muhataplarıyla konuştum, konuştuk, olayı kapattık. Şu anda olayı o konu bu değil. O olayı açmanın yani bana karşı herkes yürümesin. Burada bir sürü insanlar yürürüm. Para alıyorsun insanlardan. Yürürüm. Hayvanlar adına yürüyorlar. Ben anca Sibel'e yürürsün. Bana yürüyemez. Bana da yürürüm ben. Çünkü hayvanlar adına para alıyorsun. O yüzden kusura bakma. Yürürüm. Sen öyle görüyorsan öyledir. Öyle görüyorum. Ha şurası, şurayı diyor. Kendi bak. Bakış açınız. Ha bu Lupunya, ha bu kimdi, bu. Evet bunu söyle bak. Ben bir anlamda da gene söylemiyorum.
Siz götünüzü kolin ettirmeye, alışık olduğunuz için satmaya, benim de mamaları satacağımı düşünürsünüz. Çünkü siz her şeyi parayla sattığınız için böyle basit insanlarsınız. Basit, bu anlamda da gene söylemiyorum. Siz götünüzü kolin ettirmeye, alışık olduğunuz için satmaya, benim de mamaları satacağımı düşünürsünüz. Çünkü siz her şeyi parayla sattığınız için böyle basit insanlarsınız. Basit, bu anlamda da gene söylemiyorum. Siz götünüzü kolin ettirmeye alışık olduğunuz için satmaya, benim de mamaları satacağımı düşünürsünüz. Tamam. Siz her şeyi parayla sattığınız Tamam. Geçmişte olan bir mevzu. Bir patlat şarkı konu kapansın. Geçmişte olan mevzuyla. Biz gene de Şengül'ü seviyoruz. Şengül orada o çocuklara çok doldu. Şengül'e çok saldırdılar. Hep küstüm aralar Şengül'le. Gene de ben Şengül'ü arkasından korudum yayınlarımda. Zümrüt. Evet. Ben burada tarafsız yayıncıyım şu anda. Gündür'ün söylemek istediğini Şengül'ün evet ifade etti, kabul etti. Yani ama eksiklik olduğundan dolayı bu videoyu şey yaptım. Ya işte o aralar çok kötüydü. Onun üstünü konuşmak istemiyor musun Gülnur? O aralar çok kötüydü Gülnur. Ben konuşayım o zaman. Gülnur'a çok saldırıda bulundular. Para geldi. Vallahi bilmem ne geldi ne gitti. Ben Gülnur, incelemedim. Şey yapmam da. Şengül de bari. Gülnur'la Şengül'ü ayır. Ay Gülnur'a diyorum. Ay özür dilerim. Gülnur'u karıştı. Ay pardon özür dilerim. Şengül'e para geldi. Ondan sonra yani geldi ama ne geldi bakalım? Dedikleri para mı geldi yoksa az mı geldi? Belki de attılar mangalda kül geldi. Çok da atıldı yani. Bence o kadar para gelmedi Şengül'e inanmıyorum. Ondan sonra Şengül tabii orada ağladı, üzüldü, sıkıldı, günlerce yayın yaptı, bunalıma girdi ve ulan dedi bilmem neyini kolileten dedi bana mı acıyacak dedi. Tabii ki dedi bu iftirayı da bana atarlar dedi. Orada konuştu, hatta ben de küs olduğum halde yeterim be dedim. Yapmayın dedim, sizin anneniz ablanız yaşınızda dedim. Ve bir lafımı dinledi bazıları, isim vermeyeceğim. Yemin ediyorum 2 gün geçmedi barışmışlar. Demek ki beni dinlemişler ya. Barışmışlarsa güzel oldum ana. Barıştılar anladım. Ondan sonra onu diyen gitti. Yağmur yağdı, yarıklar kapandı. Bunlar o gene biraz mesafeli bakıyorum o zaman. Çünkü birisinden para alıyorsam ki Türkiye'de bu çok oluyor. Türkiye'deki insanlar bunu çok yapıyorlar. Yurt dışındakileri enayi gibi falan görüyorlar. Ondan sonra ya da yaşlıların parasını alıyorlar. Yaşlıya evet. Pas vermiyorlar. Bana da böyle, bu böyle geldi yani. Parasını alıyorsan bir insanların bu konuda böyle konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü parasını alıyorsun. Yani haklı da olabilirsin. Sizce ama ben salak mıyım? Sizce ben salak mıyım? Estağfurullah, salak olduğunuzu düşünmüyorum. Tamam. Salak mıyım? Peki siz kendiniz içinizde, siz Sibel Hanım'la kavga ettiğinizde ne kadar hakaret vari laflar söylediniz, unutuyor musunuz? Kendi içinizde edeceksiniz, biz yardım alıyoruz diye affedersin ağzımıza sıçacaklar, bir şey demeyeceğiz öyle mi? Para alıyoruz ya, zorla mı alıyoruz? Zorla mı alıyoruz? Kaldı ki bize dünyanın hakareti küfre ediliyor, o zaman susmamız mı gerekiyor Gülnur Hanım? Neyse. Herkes de bilgi olaraktan baş edersin de. Yani konu geliyor da niye bu konu buraya geliyor ben onu anlamıyorum. Yani saracak insan bulamayıp da bana mı sarıyorsunuz? Güzel yayına güzel başlanılıyor. Konu niye bana hep geliyor? Neden onu anlamıyorum yani. Başka bir sürü burada kişilere yardım yapılıyor. Neden onların bir tanesini en azından ekrandan konuşuyorum. Arkadan sizin gibi gözünüzü biletiyorsunuz. Ya da enayiler para gönderdi. Mağmura için ben Sibel değilim. Ben Sibel değilim. Sen amca Sibel'e konuşursun. Enayiler para gönderdi. Ben mağmura için demiyor öbürleri. Ya da götünüzü koyun hakaret etmiyor. Oradan size gelmiştim belki. Gönderen insanlar salak değil. Beni bir buçuk senedir tanıyan insanlar. Enayi de değiller. Enayi değiller, salak değiller. Onların siz böyle konuştuğunuz zaman onların aklını
küçümsüyorsunuz demektir. Bu kişilerin aklı yok mu ki? Beni 1,5 senedir tanıyorlar. Burada peki bana hakaret edildiği zaman Gülnur'un neredesiniz o zaman? Bana haksızlık yapıldığı zaman affedersin bir sürü pis kelimeler kullanıldığında siz neredesiniz yapıldı, o zaman? Rastlamadım hanımefendi. Madem adilsiniz adil konuşun. Eğer öyle bir haksızlık olursa rastladığım anda burada 1000 kişiye para gönderiliyor. 1000 kişiye para gönderiliyor. Olay benim başıma patlıyor. En azından başkaları gibi ona aa canım hoş geldin 5 gittin yalakalıp yapıp ekran arkasında konuşulduğunda kötülemiyorum kimseyi. Neysem oyum ben onu konuşuyorum. Neyse. Evet iftira atıldı bana. İftira sonucu kızdım söyledim. Ne var bunda? Ne var bunda? Ama o kişiler kabul etmeseydi barışmazlardı. Gülnur barıştılar bile. Eskisinden daha iyi oldular. Barıştılarsa ne mutlu. İyi barıştılarsa ne güzel efendim. Eskisinden daha ciğer oldular hem de tabii. İyi, ne mutlu o zaman. Ne mutlu. Yani o lafı hepsi kabul etti yani. Yedi bize ne? Onlar yedikten sonra bana ne ben eski bilgi. Hıslı olanlar üzerine alındı. Ben ortaya konuştum. Niye birkaç kişinin zoruna gitti de diğer o kadar arkadaşlar var onların zoruna gitmedi. Çünkü o kişiler konuşmuş yayında. Sonradan zaten söylendi. Daha da söylemediğim bir sürü iftiralar var. Ben ekrana yansıtmıyorum. Yansıtmıyorum. Ayrıca bana mama falan gelmedi. Öbür arkadaşa gitti mamalar. Mama toplamış da mamaları satmış. Bir paket mamanın nesine bıktım artık bunlardan be. Vallahi bıktım ya. Mama bıktım. Mama mı geldi? Bıktım. Mamaları topladılar. Storylerde paylaşıldı. Mamalar başkasına gitti. O kişiyi konuşun. Para gönderip kısırlaştırdığınızı konuşun. Beni değil. Ekrandan yalakalık yapmıyorum. İkili oynamıyorum. Ya burada hani bir başka gönderilenler konuşulsun. Ben değil. Evet. Bilmeden konuşmayın yani. Bana sökmez sizin şeyiniz. Sen önce Sibel'e bağırırsın çünkü Sibel'e gönderiyorsun. Tabii ki. Hanımefendi. Orada oturmuş şey yapıyorsun. Sen kim oluyorsun da ne sana sökmez? Sen kim oluyorsun? Bana sökmez işte senin şeyin. Çünkü sen konunun alakasının dışına düşündüğün bir kişisin. Tamam mı? Senin konuşmaların bana sökmez. Senin babam bana geçmez. Para alan bir insansın sen. Sökmez. Sen önce Sibel'e. Sibel'e para alın. Düşünüyorlar canım bırak. Para alan bir insansın. Hayır bir tartışıyorlar, konuşuyorlar aslında. Hayvanların sırtından yani, para alıyor kardeşim. Tarafsızlık yapıyor burada. Ben burada tarafsız susuyorum. Konuşuyorum. Ne diyor ya? Bu Türkiye'dekiler hayvan severiz diyorlar, para alıyorlar, şey yapıyorlar. Yeter artık. Yani bu nedir? Kime güveneceğimiz de şaşırdık. Hayvan severiz diyorlar, paralarını götürüyorlar anasına yanayım ya. Hayvan severmiş. Neyse ben vallahi bir şey diyemeyeceğim. Şimdi şaşırdım gene yine. Hep skandal olay. Vallahi billahi ya. Siz de görüyorsunuz. Hayvan severiz diyorlar. Paçındırıyorlar kendilerine. Yok bilmem ne yapıyorlar. Ben yoruldum vallahi billahi ya. Ya insan güvenemiyor artık. Kime güveneceğimiz de şaşırdı. Ben hayvan severim diyor. Göndermek istiyorum. Ben yorumları bir dakika yorumları göremiyorum. Çıkıyorum hemen geri al beni. Yorumları göremiyorum ben. Bir dakika. Günlere bok yemek düşer. Ben bok yemiyorum boncuk. Oo. Öğretmenin meleklerini alalım. Heh, al. Bu gerçek şey. Hayvan sever. Ben bu hanımefendiyi tanıyorum. Kendisiyle de konuştuk, o da seninle de konuştum. Kadın her şeyini veriyor hayvan için. Oturup bilmem orada şey yapmıyor. Biliyorum ben bu hanımefendiyi. Ne götünü yırttın Şengül? Ne götünü yırttın? Merhaba. Ana bir yerim ben sizi. Kız tanıdınız mı beni? Tanıdın değil mi? Gülnur Hanım.
Tanıdım. Tabii ki tanıdım. Tanımaz Aynen. mıyım? Ben sizinle görüştüm. Eşinizle de görüştüm. Hatırlıyorum ben tabii ki. Hayır. Tabii dur şu Rıfat'ı bağırttırmayayım. Dur. Deli doktor. Kız şu deli doktoru bağırttır. Kız adamdan 3 gün ayrıldım. Ne yapmış? Gitmiş kendine. Taş 300 liralık don almış. Şu köpeklere derim mama al almaz. Onun kavgasını yapıyorum bir saatte. Faturalarını buldum. Eyvah. 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 Nerelere gitmiş ne yapmış dedi. Aşk ne kadar zor bir şey öyle, ya. Öyle öyle efendi. Ay çok zormuş Gündür Hanım. O kadar zor. Kıskançlıklar oluyor. Hele de 50 yaşından sonra aşk çok zor. Bak bak bak. Ok. Muhabbetleri iyi valla. Ok. Can cana evet. Can cana. Baksana hepsi evet. Bir arada yatıyor. Evet. Nasıl özlemişim ben seni ya. Bak, geçen yıl değil mi en son görüştüydük? Tabii. Geçen yıldı zannedersen ya. Evet. Geçen yıldı tabii. Sibel Hanım'ı ben çok seviyorum. Onun şarkılarını dinliyordum. Gelip evet. Gelip. Aa, köpekler de burada mı? Hmm. Bunlar baksana sahip arıyorum ya yuva. Tamam. Ama sözleşmeyle ver dedi Sibel Hanım. Sözleşmeyle vereceğim. Zümrüt abla da öyle okay. Diyor. Yani mutlaka sözleşmeyle gönder Seher bunları diyor. Şeyli verme diyorlar. Evet. Dolular, dolular. Nasılsın? Senin keyfin nasıl? Dolular. Her. Melek. He? Senin keyfin nasıl abi? Canım benim. Kimseye güvenmeyin. Aynen öyle. O kadar doğru söyledin ki demin. Yani artık kesinlikle İBAN'larına asla para atmayın kimsenin. Kesinlikle yani, atmayın. Ancak güvenince atabilirim ama yani çok var. Hayvanların sırtından millet para topluyor yani. Şaşırdık için. Sevgili Melek. En lüks arabalara biniyorlar. En lüks yerlerde geziyorlar. Aynen öyle. Yollamayın. Bırak yollama. Yani ne yapayım? Makbuz alacaksın. Veterinere şey yapıyorsa makbuz isteyin. Canlı yayın isteyin. Video isteyin. Aynen, aynen. Nasıl? İyiyim. Sağlık, ha, sağlık değil mi? Sağlık. İyi her şey yolunda. Yakında Türkiye'ye geliyorum. Kız Melek astrolojim de geldi. Kraliçem bir tanem Laz kızım, yeşil gözlüm, boncuk gözlüm benim. Kız kurban olurum. Sen şey sen oldu artık bugün. Ben Sibel Hanım'a nasıl hayranım biliyor musun? Koptum bu gece şarkısıyla. O zaman hadi o kadını Sibel. Ben takip o zaman etmeye hadi. Başladım. Koptum bu gece. Gidişinde ay. Her gün bunalımdayım. Kaybettik eli yangınlardayız. Güllür'le ikimiz. Koptum bu gece. Onları söyler söyler ben böyle ağlardım. Tutmayın beni. Ölüm ayıracak. Seven kalplerimizi dördümüzü. Canım benim. Ben de çok istek var tanıdıklarımdan fakat alamıyorum. Kusura bakmayın. Kadın şarkıyla hayranım. Eğer o Cengül gelirse gelsin. Ben ona istek benden sonra alırsın. Olayı gelsin. Uzlaştırmaya çalışalım. Atar yaptı gitti. Atar yaptı gitti. Atar değil. Yani haliyle ben de birden paldır küldür kadına şey yaptım yani. O da afalladı. Evet. O da niye uğradı? O da haklı. Aynen. Korkacak. Neyse. Aktaracak da. Belki benim de şey yaptım yaklaşım. Alakası yok. Bak ne diyorum sana Dunal. Efendim. Anam Seher bugün çok güzelsin sen. Ben mi? Vallahi bugün yüzüm botoksu var ya suratım çok güzel. Botoksu mu yaptırıyor kızım? Boya fondöten boya oya yağlı boya. Şimdi bir şey söyleyeceğim çok önemli. Bugün ben arabanın anahtarını kaybettim. İçeride de köpek kaldı. Ben bugün ne rezil oldum. Bak Şengül'ün yayınında Gülnur'a küfrediyorlarmış yayınında bana. Şimdi Şengül'ün yayınında. Ya. Size mi? Ha öyleymiş. Engin yayında bana küfür yok. Yok, burası kalabalık. Yok, Gündür Hanım çok, çok seviyeli. Ben her zaman saygı duyduğum bir insan. Yok. Tamam. Ve
Hep yayınlarında bilgi verir insanlara. Bir yığın koronayı anlattı geçen yıl. Hep bizi öğretti, bir şeyler öğreten bir ya, insan. Şengül de kötü değil işte. Boş bulunuyor bazen bizim. Değil, Şengül de onun, değil. Onun da aklı tam bizim kalbi gibi gelip gidiyor. Ne yapalım, ara sıra bunalım. Menopoz kadınlarız biz, yaşlılar. İdare etmelik. Biz hep evlilik kadınlarız. Bizi hoş tabii, görecekler. Tabii bir yaştan sonra evlilikle idare Seda edeceğiz. Kim? Bir dakika. Seda kim? Boncuk Seda Gündür'e küfür ediyor. Aa. Şengül'le yayında. Boncuk Seda kim o? Sahte peki. Sahte. Baktan. Ağlar şimdi yazık o da. Neyse etsinler. Ama etsinler, rahatlasınlar. Çok da tınamına koyayım. Etsinler. Bir dakika. Gülnur, Gülnur sizin Hollanda'dan. Gözünü oynamak. Gülnur bir şey söyleyeceğim. Hollanda'dan hayvanseverler yok mu şeyin bu yavruları aldıracak, oradan alacak? Çok güzel o yavrular keşke ya. Keşke sahip. Vardır evet, muhakkak. Sahip. Vardır muhakkak. Zümrüt Hanım da ben bilmiyorum. Örneğin bir tane şey var. Yunan var. Lakis. Bütün dünyadan ona gidip hayvan evlat ediniyorlar yani. Facebook'ta onun sayfası var. Bayağı büyük bir. Ben onu takip edeyim. Siz bana atın da Günür Hanım, evet, oldu mu? Evet. O hanımı Yunan'ı takip Yunan, edeyim. Yunan'ını. Adam her şeyini bırakmış. Hayvanlara dönmüş ve bütün dünyadan Hollanda, Almanya, Danimarka gelip hayvan evlat ediniyorlar onun yerinden. Ben sana anam dolu burada hepsini veririm. Ben hı-hı yoruldum. Ay, keşke onu Gülnur, keşke bulsan da buna yönlendirsek onu ya. Yönlendiririz. Kadın rahatlar ya. Çok bu, güzel bu yavrular adam, var elinde. Bu çok adam cins kırma köpekler var elinde. Var da bu adam kendisi bulduğu köpekleri ve hayvanları evlatlık veriyor. Yani tamam, ondan alıyorlar. Evet. Dünyadan gelip herkes o adamdan alıyor. Şey önemli, çok önemli. Tamam, biz ona veririz, o da tabii, verir. Tabii tabii, hem de o para da alır. Onlar şey, parayla verir. Öyle yaparım. Melek'ciğim, insanların seni bilmesi gerekiyor. Onun Facebook sayfası var, her bir şeyi var. Binlerce insan onu izliyor. Yani bu çok bilinmeklik çok önemli. İşte yani bir, birisinin aracılığıyla olması lazım ama kim yapacak? Yani işte tanınman lazım. Facebook'ta seviyorum sizi. Tamam. Yatıyorum ben, yatıyorum. Hadi ha, yarın okul var. Yarın okul var. Okul okay var. Ayşe, anam pek ay Gülnur o bir tane yeni yavru porsuk gibi. Ay onu alsan ne güzel ondan oynarsın ama çok büyüyecek yani. Çok büyük olay. Oo, büyük köpek severim ben. Oo. Şu yavru bak orada küçük bir yavru var. Çok tatlı. Hele var. Beautiful evet. Ha o bak bakalım beautiful evet. O çok güzel bu. Bu çok güzel. Bu da deli kovacı. O deli kovacı ben seviyorum. Benim Jackie'ye benziyor. Jackie'nin kırması o. Evet. Çok seviyorum onu ben. Evet. Bu da çok güzel. O da siyah. Allah'a emanet tamam olun. Kendinize iyi bakın. Tamam. Oldu mu? Okay. Sen de bak güzelim. Sen de bak. Bir isteğiniz olursa Türkiye'den Günür Hanım. Teşekkür. Başım gözüm evet üstüne. Evet. Çok tamam güzel. Haydi hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada yazmışlar ağlıyormuş. Vallahi ağlamak da şey manipülasyon tekniği efendim. Kadınlarda bu ağlamak bir manipülasyon tekniği aynı zamanda. Ben kolay kolay artık yutmuyorum. Kadınlarda timsah gözyaşları var mevcut ve de ağlamakla manipülasyon yapıyorlar. O yüzden. O zaten biz konuşurken de fazla konuşmak istemiyor. Sanki ağlayacak gibi duruyordu orada. Ya hissediyor. Çünkü beni hissediyor. Zümrüt Hanım. Orada da öyle o şeyliydi orada yani. Öyle şeyli durdu. Beni hissediyor. Yani benim fikrim bu. Benim fikrim bu. Şunu da söyleyeyim. O kadına ben zerre kuruş göndermem. Günahımı da vermem. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunu da açıkça söyleyeyim. Meleğe gönderirim. Ama o kadına vermem. Onun samimiyetine inanmıyorum. Yok götünüzü kolletiyorsunuz deyip parasını almak benim kitabımda yoktur. Böyle düşünüyorum ben. Vallahi artık ben hayvan sevdiğim için hiç ayrım yapmıyorum kimseyi. Artık kendileri, insanlar nasıl düşünüyorsa kendileri günahı maballı boyunlarına. Ben herkese elimde bir gaz parası geldi. Heh. Helale hoş olsun. O istemedi şimdi. Allah için hala da bak o almadı bile. O orada duruyor onun parası. Gönderdim almadı. Heh. Bir hayvansever tehlikeli köpekler için yer yapılıyor. Öldürülecek köpekler acele yer yapılıyor.
Onlara yardım ettim. İşte ufak tefek bir şeyler yaptım yani, ben çok güzel oldu Yapıyorsun. yani. Elimizden geleni yapıyoruz hayatım. Sen de yapıyorsun. Bak, Ben de bir yapıyorum. gelen gaz paramın yarısı da bana kaldı. O kadar harcadığım halde yarısını da koydum. Ablamı aradım. O parayı ablam gönderdi bugün. Üstünü de ablamdan aldım. Tamamladım gaz paramı. Efendim, Bitti. bir varsa Ne al demiş oldu? efendim. Günür Arkadaşlarımı sevindirdim ben. haklısın. Arkadaşlarım sevindi. Ben de Ama sevindim bugün. o da yapmış bir hata olsun. Tamam. Tamam Beste Baysalcığım. O zaman diyecek ki hata ettim. O zaman diyecek ki hata ettim. Ben böyle söylememem lazımdı. Dediği Gel. zaman ben kusarım. Ben Gelsin de kusarım alın, o zaman. Ama gel. dedim ki Burayı da alın yayına ben İlburcu. dur. Evet. Burada bu Şenay Efendim. Gullum yazısı giriyor. Bu Şenay'ı görüyor benim Benim WhatsApp'ta. bir enayi olarak görmesin kimse yani. Peki. Bir yurt dışındaki bir enayi olarak görmesin kimse. Yani bu ne? Bizi enayi olarak Seren, görmesin kimse. biz de Birkaç aramız varsa ne paylaşmaya çalışıyoruz Türkiye'deki insanlarımızla. bular? Ama bunları biz yapıyoruz. Buradakiler yapıyor. Sen yapmasan ötekiler yapıyor. Öteki yapmasa bir iki yapıyor. Ben Çok yapıyorum özür mesela dilerim. özellikle. Tabii Kerem. başlar, ben yapıyorum. Benden sonra öbür kızlar yapıyor. Herkes yapıyor bunu. Evet Bizler ama biz enayi olarak kaşınıyoruz. görmesinler. Bizler kaşını, bunları Evet. bizler yapıyoruz. Tuvalet temizliği olabiliriz Cezi. Evet tuvalet Tabii. temizliği olabiliriz. Ne olmuş? Ama ürünümüzü paylaşıyoruz Türkiye'dekilerle. O zaman Onlar bu demiyorsun tuvalet parası kaşınızdan önce. bizim diye. Evet Fatih, tuvaleti bravo, temizleyebiliriz. Her Nurgül. temizlik de yapabiliriz. Ama parayı gönderiyor muyuz? Biz gönderiyoruz. Tacir Evet. demiş, bravo Nurgül. Evet. Ben okula gittim. 5 sene tuvalet temizledim. Ne oldu? Okula giderken temizledim Evet. tuvalet. Ne olmuş? Ama paramı da paylaşıyorum. Ben de çalışarak aldım. Ben de temizlik yaparak Alman pası aldım. Vermediler bana. İş bul dediler. Şarkıcılık geçersiz burada. Ne şarkısı dediler. Oku Almanca o zaman. Evet. Oku Almanca. Evet. Beyefendi Baysal, Günür abla, Okuyamadım. inşallah Temizlik yaptım. Beş Sibel sene abla Alman pası seni aldım ben. yan Ya bak buyurun. Sevgili görürüz. astrolojimizde tuvalet Türkiye temizleyerek Aa ve Şengül, şey coğrafya Gülnur. Gülnur dur dur, gözün aydın. Çifte ben zaten çifte pasaportluydum. eksik Gözün aydın. efendim. Hemen Sen... olmadıysan çifte pasaport çıktı. Eğer Avrupa şey Hollanda paslıysan Evet, gözün aydın. ben de çifte paslıyım. Ben de çifte Ben de çifteyim. paslıyım. Ben de Ne çifteyim. Yes. Gülistan da çifte. Bizim içimiz sağlam güzelim. O yüzden bana kimse bir şey yapmaz. Hem Türkiye'de hakkım var hem burada. Kendi kendilerine konuşuyorlar ama iki tane milleti yaşıyoruz biz. Aynen, Burada aynen. çalış. İşte, şimdi Deli Zümrüt diyorlar Hanım. ya sana, deli bana manyak diyorlar. Hadi Ha, işte bak. bunu İstersen anlayamazlar. Amerika'da da yaşarım ben şimdi. Evet. İstersen Amerika'ya giderim. Hı Anneanne olarak. Anneanne olarak. Ya. Biz Sibel'i de getirseydik de Allah. rahatlasaydık. Ne istiyorum biliyor musun Gülür? Sibel, Gülistan, sen, ben. Şöyle Allah güzel bir seversen ben de isterim bunu. Heh. gecede güzel bir parti yapmak. Vallahi. Düşmanları, şu bizi kötüleyenlerin inadına şöyle dördümüzü canlı ciğer bir görsünler Aynen. istedim. Gülistan da gelsin isterim. Aynen. Gülistan'ı ben Gülistan kadar seviyorum. delikanlı Seni yok. Onun kaldım Gülistan. kadar Kimse ne derse delikanlı yok. desin. Evet. Evet. Seviyorum. Çok güzel olur yüzümü de. Çok isterim ben de. Bak dün bana neler söyledi. Hadi dedi. Topaloğlu'nun geliniymiş dedi. Neler yaptı dün? Ben Fatih, sustum. Ben yorumlarını sustum. Bak bugün kendi okurken beni önemli aradı bir yorum Sibel'in. okuyorum. Öncelikle Kendisi hatasını ben Tacir demiş ki ne? Ben bu üç kadını çok seviyorum. Zümrüt, Sibel, Nurgül iyisi kalp bırakmış. İyisiyle kötüsüyle kalplerinizi biliyoruz demiş. Allah Evet. biliyorum. Ben efendim olduğum Biz gibi görünmeye şahane çalışan bir efendi insanım. Fikrimi benim söylemek zorundaydım. Çünkü içimdeydi. Bu Şengül Hanım'la benim bu içimdeydi yani. O yüzden de geldim ve o yüzden de söyledim. Yanlışım, doğruyum. Ne isterseniz söyleyin. Bu benim fikrim. ama Evet. işte birden şey yapıyor, korktu o da zaten neye uğradığını şaşırdı. Yani bilmiyorum da işte ne bileyim ne diyebilirim. Çünkü o yapılan kişiler Hayatım. bak Onun bak için. şimdi onun bunun bu, o dediği çocuklar bana çünkü baştan saldırıp dururken önce bana saldırdılar. Sana niye Huridir saldırıyorlar? bunlar tabii grup olarak önce bana saldırıldı. Niye?
beraber beni haşladı. Bilmiyorum nedenini. Ben ne yaptım, ne gibi bir hata yaptım. Önce bir beni haşladılar. Ondan sonra bununla takıştılar. Para yolla, bana inat, buna para yolladılar. Ondan sonra bunu rezil ettiler, bunu ağlattılar. Beni ağlattılar, ben hepsini engelledim. Sonra buna yaptılar. Yani çocuklar grup olarak ne varsa hepsini yaptılar burada. Tek 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 istedikleriyle oynadılar yayınlarda hepimizle. Öyle doğru ya, doğru yani. Ha. Hepimizle çocuklar çok güzel oynadı, indirdi çıkardılar bizi. Ha. Bir şey yapamadık Gülnur. Hiçbir şey yapamadık, yemin ediyoruz. En çok da olan buna oldu. Tamam o parayı aldı ama onun 10 katı o paranı ağlattılar bunu. Ağladı yani. Çok ağladı şimdi. Doğruya doğru yani. Yüreklerim parçalandı. Bu da güzel bir şey değil yani. Bu da güzel bir şey. Bu olay ne zaman oldu? Videodan artık, önce mi oldu? Videodan sonra mı oldu acaba? Para toplan bilmiyor. Aha para ondan önce de oldu. Ondan önce oldu da dedi. Evet biliyorlar. Hiç kalmaz o gay beyefendilere. Bir iyilik yapıp da para verip de kalkıp da biz para verdik veya 30 bile verdilerse 50-60 verdik diye iftira atmaya da gerek yok. Yani insan çıldırır tabii böyle ki, iftira atmaya. Öyle bir şey tabii ki gerek yok. Kalkmana 500 lira ver. Git 5000 lira verdim diye iftira atarsan ben şoka girer çıldırırım ana bacı düz giderim. Öyle de olmaz. Yapanlar tabii var bu yayınlarda. İnsanları bu şekilde iftira atan, suçlayanlar var. İnsanları tahrik edenler var. Olmayan bir şey varmış gibi gösterince insanlar bunalıma girip ne konuştuğunu, ne yaptığını bilmiyor burada. Ya. Ondan sonra deli Zümrüt, deli Gülnur olmuyor. İşte ayıp ediyorsunuz. Çok yani büyük bir yani o da haklı. Onlar da haklı ama bu da haklı. Bu tekti. Onlar 100 kişi, 60 kişi artık yayına gelen herkes saldırdı ona. Orada bunu savunan kimse yoktu. Tek başınaydı benim gibi. Kötü yani. Kötü bir şey yalnızlık. Ben bir şey söyleyebilir miyim efendim? Evet. O iyi insan veya kötü insan olaraktan biz burada neden çıktı o zaman efendim? Ya Sibel, şimdi ben konuştuğum zaman çok ağır konuşabilen, baskın konuşabilen bir insan. Kadın belki şeye geldi, gitti çıktı. Sen şu anda o gerçek, düzgün. Ora çünkü senin içine hepimize yer etti. Hepimiz onda saldırdık buna. Tek tek senin de içinde kalmış, sen de hırsını aldın. Çünkü bu bir LGBT için hepimizin ağrına, onuruna dokundu. Hepimizi finallaştık. Hepimiz sinirlendik. Hepimiz konuştuk ama sonra barıştık. İşler tatlıya bağlandı. Tamam, o da yani unuttu her şeyi. Üzerimiz durmadı. Gülnur abla olayı çözmüş. Bravo. Evet. Ne olayı acaba? Anlamadım ben. Fransız kaldım. Boş ver şimdi, boş ver. Evet. Ama güzel olur değil mi Zümrüt Hanım? Birleşse, Gülistan da gelse, Sibel, sen, ben şöyle güzelce oh fasıllar olsa, oynasak da, şarkılar çok sevinirim ya. Bunu ayarlayalım bir gün ya. Keşke çok güzel olur. Nerede biz, Gülistan birkaç gündür girmiyor yayınlara. Ya, olarak sana efendim Sibel, çok özür diliyorum. Sibel, sen ne dersin bu duruma? Sevgili Gündür Hanım efendi ve astrolistim Zümrüt Hanım biraz da müsaade ediniz ben konuşayım efendim. Evet efendim. Yapılan bir ne demiş burada? Ben çocuk ben de yok yorum. Evet. Şengül o kadar laf söyledi, Gündür'a seni aşar bu konularda. Kim bu lan? Boş ver Sibel, biz de şeyden bahsediyoruz. Şöyle bir beraber olabilsek, sen, ben, Zümrüt Hanım, Gülşen Hanım, ondan mesela, mesela şimdi Baynak'ta yılbaşı, ne güzel günler şu günler. Keşke şöyle bir anda olsa şöyle 2-3 gün ne güzel eğlenceler ben, yapardık. Ben, İnşallah ben dur bakalım Türkiye'de. Ben 2024 olurum belki Zümrüt Hanım. Ben çünkü anneme gidiyorum. 2023'e annemle gideceğim bu sene. Aa ne güzel çok şanslısın. Aa çok şanslısın ne güzel ne güzel. Vallahi Bursa'da
Bursa'da değil mi annen? Şeyi göreceksin o zaman. Boncuk da Bursa'da. Bu bizim Valla kızlar Boncuk bana grubunda. küfür ediyor. Boncuk kim Oo, bilmiyorum Boncuk bana iyi küfür ediyor. davransaydı Boncuk'a Sibel'i de alırdın, Sibel'le giderdiniz. Valla Sibel de Boncuk bana gezdik küfür ediyor derdi. Çok bilemiyorum. güzel kaplıcalar var şey. Tabii ki Tayland'da kesinlikle çalıştım ben bu tamam. sırada. Tayland'ın solistiydim. Orada uzun yıllar çalıştım Aa, Bursa'da Tayland. Evet, önemli Tayland. Gazinomuzun hemen yan tarafı şeydi. Şengül Hanım'dan iyi Olmaydı. konuşacak efendim. Evet, buyurun efendim. Hayır, devam edin. Gelirse Şengül hakkında ne konuşacak efendim? Yok Şengül Gelirse. Hanım'la konuşacak bir şeyimiz yok hayatım. Aldı Ben gelmek istiyorsa konuşacak bir alın şeyimiz olsun yok. söz hakkı doğdu. Belki o da kendini Yok. sinirlenmeden konuşursa çok iyi olur düzgün bir şekilde. Eğer buradan bunu Şengül değil. alırsa. Konuşacak bir şeyimiz yok onunla. Yani konuşacak bir Ya. şeyimiz yok. Ha. Gelmek istiyorsa alın siz bilirsiniz. Yok. Yani Öbür ben yayında çıksam bana küfrediyorlar. Şimdi gelip benimle mi konuşuyor? Küfredecekse burada küfretseydi bana. Burada küfredip Güven çıksaydı. bakalım ona da sözler söyledi. İnşallah gelir. Küfrediyor? Et grubu Yok. anne Şengüley. Vara 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 komşu Şengüley. Gel kızım gel. Ben bu konuyu kapatmak istiyorum. Ben Şengül Şengül'le takmaz falan kafaya konuşmak gel. istemiyorum. Ben Zümrüt Hanım'la görüştüm tekrar. Çok mutlu oldum. Ya ben de istedim sizler yani bir araya gelin edin. Geçen bir mevzu oldu. Bu arada ben de sizi böyle görünce ben de o yüzden yani inan halim yok. Ağrı kesicilerle buradayım. Bak inan hastayım ben. Geçmiş olsun. Neyin var? Yani özelden belki konuşabilirim. Birisi beni üzdü dün. Hiç sebepsiz yere fenalaştım akşam. İnan battaniyeyle titreme geldi. Psikoterapiye gittim doktora. Doktor bir sakinleştirici verdi ama etkilemedi beni. Bir şey yemedim. Böyle titredim akşam battaniyeyle. Uyumuşum sonra ağrı kesici o ilaçtan şeyle. Evet. Bugün iyiyim ama Sanmıyorum. güzel sabahtan beri güzel Gülmen yayınlar Hanım'dan. yapıyorum. Aman iyi ol. At Gülmen soru istedim. Senden bak. Senden katılamıyor. başka kimse yok. Bunu sakın unutma. Sana ancak Sen sen iyi bakarsın. aslında sana anlatacağım çok şey var Gülnur. ya. Sibel'e Böyle anlatamıyorum, dinlemiyor al. beni. Ama sana Yok, çok yine önemli gözlerle. anlatacağım şeyler var aslında özelde. Hı. Evet. Gülmem ben. Efendim? Çık tekrar gir. Güzel Ben kızım. çıkayım, ben biraz dinleneyim, dinleyeyim sizi. Tamam. Bakayım kimler Tekrar gelecek. o zaman görüşmek. Bir dahaki Tamam. sefer inşallah Gülistan'da gelir. Gülistan'la da konuşuruz. Tamam efendim. Ben Teşekkür Şengül ederim istemiyorum. Ben Gülnur. Gülistan'ı istiyorum. Bu Tamam. kadar. Tamam. Engellediyse o yüzden evet. Hadi öpüyorum. Bizi Hoşça kal. konuşuruz. İyi Görüşürüz. akşamlar. Hoşça kal. Ben katılabilecek. Nice yeni yıllar arkadaşlar. Şimdiden yeni yılınız Evet. kutlu olsun. Evet, Almanya tatile giriyor. Weihnachten denilen olaylara giriyoruz. Bizim Yes. bayramımız burada. Hepinizin Alman aleminin, Hristiyan aleminin, Türk Tabii. halkının ben inanıyorum. Kiliseye de gidiyorum, Evet. camiye de. Hepsinin bayramını kutluyorum. Teşekkürler efendim. Evet, türünden, maddeden şeye veya Zümrüt onu engellemiş. Ondan dolayı katılamadı. Şu an Evet. Sibel, nerede? ben de çıkacağım. Benim de işlerim var biliyorsun. İşlerim var hayatım. Onlara bakacağım biraz. Güzel oldu. Yok. Şimdi Gülnur, ben çıkarttım. Ney? Kimi? Çünkü niye? Türünden maddelerini de yorumlarını almak gerekiyor. Suzan'ın. Bilemiyorum Sibel. Ben konuşmak da istemiyorum. Benim için bu kadar yeterli, kafi. Benim için bu kadar yeterli ve kafi. Okey? Arıyorum, arıyorum. Ben çıkıyorum. Şimdi yani bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum. Dilerim bir gün Zümrüt Hanım Kızım neden? Gülistan gelir, başımız Bak, güzelce bir muhabbet dinle ederiz. beni. Tamam, dinle beni. Neden biliyor musun? Çünkü başka biri malum şahısların adını vermek üzere iken
boş kaptırdı kendini. Çok güzel konuştu Zümrüt Solist'e. Ondan dolayı çıkartmak zorunda kaldı. Anladın mı? Hı. Bilemiyorum valla. Bilemiyorum. O da anlamış. Evet. Sen nasılsın Gönül? Biraz da biz sohbet edelim. Ben iyiyim de böyle sohbet etmek bana biraz zor geliyor. Çünkü ben burada böyle bir ekrana bakıyorum. Senin gözünü göremiyorum, yüzünü göremiyorum. Böyle sohbet etmeyi sevmiyorum ben. Anladım. Ama tamam. Şimdi bak, şunu da açıklayayım burada. Açıkla bakalım. Zümrüt Polistimi. Benim evimde bir sürü besteler var ya, evrak besteleri. Hı. Ha, onu konuşacaktı, o yüzden çıkarttım. Sana hatta dedi ki ne? Gönül dedi, sana da özelden yazarım dedi. Yazarım demedi. Özelden şeyler dedi de yazarım. Olabilir Sibel. Belki de bildikleri vardır. Bilmiyorum ben. İşte evimde olan evrak bestelerim var ya benim. Heh. Anladın mı? Sus diyor ya. Sus. Devlet bana. Devletin. Heh. İşte anladın mı? Çocuğum. Anladım çocuğum. Hadi bakalım. Bir şarkı söyleyeyim sana. Hadi şarkı söyle de ben çıkacağım, hadi şarkı söyle. Etkileşimli olmak istemiyor Sibel Solist'in, çok şey yaşadınız, yoruldu kadın. Kerem demiş. Ben çıkıyorum hayatım. Ben yeter bu kadar. Aa, Suzan gelsin. Hı. Gel Suzan. Ben çıkıyorum Sibel. Sen Suzan'la konuş. Benim de burada işlerim var. Hazırlık içerisindeyim. O Suzan zaten. Gel. Sen buradayken yemin ederim Suzan'la bir daha konuşmam. Ne oluyor? Niye konuşmuyorsun Suzan'la? Suzan kim ayol? Küründen madden. Tamam. Ne oluyor şimdi? Küründen madden ne alakası var şimdi Sibel yani? Ne alakası? Hayır. Şu an işten çıktı Günur. Tamam. İşten çıkmış. Tamam, ne güzel. Ben geldi. Ay! Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Ben dışarıdayım ya şu anda. Sesim az gelir diye katılmıyorum. Gündür Hanım merhabalar. Merhabalar Küründen Madiden. Suzan. Ay Suzan, siz misiniz efendim? Evet efendim. Suzan. Aa, Suzan Avcı mı oluyor bu? Evet. Sağ oldu adam, biliyorsun. Suzan Avcı'yı da çok severim. Ben de çok severim. Nasılsınız? Valla çok iyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hazırlık içerisindeyim canım. Türkiye'ye geleceğim ya. Aa, çok güzel. Ne zaman yolculuk? Az kaldı. Aa. Birkaç günü. Paylaşacağım. Otobüsümü göstereceğim. Otobüs. Ne kadar sürüyor? 1,5 gün falan herhalde değil mi? 48 saat diye söylüyorlar. Aa, süper. Harika. Aynen. İyi. Ama Suzan, sen bana ne demiştin? Ben sana sorduğumda bir gün 8 saat. Ben yani sen söylediğinde ben Google'dan burada diyor ki Yunus, sen ne diyorsun? Konuş. Vallahi bana öyle söylediler. O hanımla görüşüyorum. Konuştuğum bir hanım var. 48 saat diyor yani. Ben de okudum, bilmiyorum tabii yani. Giden daha iyi bilir. Google'da yazıyor. Bakalım yaşayacağız yani. Bakalım. Aynen. 48 saat hazırlık içerisindeyim canım. Sen işten mi çıktın Küründen Madiden Suzan? Yok canım, burada saat daha 1. Ha. Ya Amerika'ya da çok gelmek istiyorum, Amerika'ya da ya.
Ay gelin efendim, bekliyorum. Burada da otobüs Amerika çok yaparız. Güzel ya. Amerika'nın toprakları çok güzel. Yani çok güzel evet. Yerler. Biraz gezin, Türkiye'ye de benziyor. Çok fazla yer var. Aynen. Doğası çok güzel. Gezilecek çok fazla yer var. Yani geldiğinde tabii uzun süre kalman gerekir. Çünkü çok büyük bir coğrafya biliyorsun. Aynen. Aynen. Evet. Texas çok ilgimi çekiyor. O çöl yerler var ya Amerika'da. Çok hoşuma evet. gidiyor orada. Texas'a hiç gitmedim ama güzeldir mutlaka. Çöl. Ben çölü çok seviyorum. Çöl yerleri evet, seviyorum. Evet de şey birazcık hani şey ya homofobik bir yer ya çok oraya sıcak bakıyorum. Oh yes. Çalışsa. Yes evet. Yes. Doğrusun. Aynen. Evet. O benim aklıma hiç gelmedi Suzan. Evet. Şimdi ben kadın olarak her yere giriyorum böyle yani çok homofobik ilk etapta karşılaşmıyorum. Evet. Tabii gay arkadaşlar biraz daha fazla karşılaşıyorlardı. Bir de erkek olduğun zaman daha fazla tepki alabiliyor. Tabii. Evet, evet, aynen. Evet. Bir de orası şey ya bayağı bir şey tutucu bir yer. Ya, tutucu. Hani şey çok sıcak bakmıyorum yani oraya gitmeye. Doğru. Ama çok güzel olduğunu biliyorum ama evet. işte yani olmuyor. Ona bakarsa İran da çok güzel mesela. Ben İran'a da gitmeyi çok istedim. Evet. Ama işte şeyler el vermiyor bazen şartlar. Şartlar. İşte yapını değiştirmen gerekiyor. O da ters geliyor. Olmuyor. Evet. Evet. İşte bıyık bırakman lazım. Bilmem ne yapman lazım. Rah! O da olmuyor. Yani olmuyor. İşte olmuyor. Tabii. Evet. Bakalım yani. Gelirsiniz beklerim. Efendim her zaman. İnşallah, inşallah. İleride çok istiyorum Amerika. Amerika'yı çünkü ben Amerikan filmleriyle büyüdüm sevgili Suzan. İşte daha da geçen gün Thelma and Louise, yani Susan Sarandon, Gina Davis. Yani o filmlerle büyüdüğüm için çok merak ediyorum Amerika. Ve Amerika'nın doğal güzelliğini çok beğeniyorum. Evet. Sibel Hanım'ı da alın gelin efendim. Sibel Hanım'la geliriz de Sibel Hanım o kadar uçakta oturabilecek mi? Sevgili izleyicileri, iki kültürlü Avrupa'da yaşayan fakat Avrupa'da yaşayıp da Türkiye gurbet acısı çekenleri ve ben de burada yayıncı olaraktan aşk acısı çeken, gurbet acısı çeken ikiliyi, üçlüyü buluşturdu. Ne mutlu bana efendim. Buyurun. Aynen efendim. Aynen. Aynen. Vesile oldunuz. Aynen. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Aynen. Evet. Türkiye'den efendim ne kadar Amerika mesafesi var? 13. Hollanda'dan onu bilmiyorum. Saat olarak 2 saat geçti. Ben de bilmiyorum. Şey Suzan Las Vegas'a gittin mi hiç? Gittim evet. Las Vegas nasıl? Las Vegas çok güzel. Güzel mi? Evet çok güzel. Büyüleyici bir yer yani. Gidilebilir oraya. Oraya gidilir yani. Evet. Sibel, Las Vegas bir çölün içinde kurulmuş bir böyle kocaman bir kumarhane. Evet. Yani acayip bir yer. Amerika'da mı oluyor bu? He Amerika'da. O zaman sen gitmişsin. Ben filmlerden biliyorum hayatım. 70 kadar olmuş filmlerde değil. Evet. Robert De Niro'nun filmleri. Bilmem filmler izledim yani Las Vegas konusunda. Evet. Ha, filmlerden. Anladım efendim. Filmlerden. Evet. Ben de Amsterdam'a gelmeyi çok istiyorum bu arada. Amsterdam'a gitmedim hiç. Gel Amsterdam'ımız da güzel. Ben de tabii. Merak ediyorum. Tabii Amsterdam'ımız Hollandalılar basit insanlardı sevgili Suzan. Amerikalılar gibi big size değil yani. Ufak size. Böyle aha. Sakin, sessiz insanlar buradakiler. Amsterdam'ımız çok güzel yani. Gondolla falan gezebiliyorsun. Güzel Amsterdam. Tabii ki Naciye'miz var. İlgini çekerse. Ondan sonra güzel bir yer. Yaşamaya değer yani. Evet, yaşamak için güzel bir şehir kesinlikle. Evet.
Sürebiliyor. Bakalım yeni yayınlar getirecek bize efendim. Nasıl? Efendim katılanlara evet. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet. Bir efendim tersliğimiz yanlışlığımız olduysa affola diyeyim ben de. Evet. Ne oldu kardeş? Ne oldu?